bana zaten Mustafa Kemal Atatürk'ü biraz emsaller arasında çok yukarıya çıkartan temel neden ne deseniz kitap okumaya olan aşkı derim. 4000'e yakın bir kitap okuduğunu görüyoruz. Ama kitapları nasıl okuyor? Anıtkabir'e giderseniz orada lütfen gidin bakın. Kitapların satır satır altı çizilmiştir. Katıldığı yerlere katıldığına dair işaret koymuştur. Katılmadığı yerlere farklı görüşleri varsa onları yazmıştır. Öyle bir kişi. 4000 kitap. Tarihten tutun, ekonomi, coğrafya filan. Zaten kendisi de kitap yazıyor zaten. evet. Zaten bakınız bir lider çok tek boyutluysa o lider çok yani başarılı olur da sadece asker, askeri boyutta kalmış. Yani büyük liderlere baktığınız zaman çok boyutlu. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü zaten emsalsiz kılan noktanın ikincisi de bu. Çok boyutlu. Her konuda, siyasette, askeri alanda, ekonomide, iktisatta her alanda görüyoruz. Okuma çok önemli. İkinci dikkatimizi çeken nokta çok samimi olarak yazmış. Yani neredeyse bir ayda, 1,5 aylık süreçte 5-6 defa hafızları çağırıp Kur'an okuttuğunu görüyoruz. Evet. Ve buna ne diyecekler? Yani ben şunu demek istiyorum. Bakın gerçekler böyle. İşte gerçekler böyle. Burada biz tarihi bir Nasıl belgeden, bir inançlı insan olduğunda evet tarihi bir belgeden ben bunları size evet. okuyorum. Gerçekler böyleyken bu gerçekleri görmek istemeyenler ya en azından utansınlar. Sayın Başbuğ, ben burada izin verirseniz bir değerlendirme yapacağım. Bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Önder Atatürk'ün oluşturduğu Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunda Cumhuriyet sayesinde, yani Büyük Önder sayesinde oturuyor. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbesinde Cumhuriyet'in kurucusundan, bizim ebedi liderimizden hiç söz edilmiyor. Ben bizim vergilerimizle maaş alan Ali Erbaş'ı kınıyorum ve hakkımı helal etmediğimi bir kez daha buradan söylüyorum. Şimdi dikkat ederseniz ben ne dedim? Gerçekler böyleyken bu gerçekleri görmek istemeyenler, saptıranlar en azından utansınlar. Bakın utanma çok önemli bir şey. Bir utanma bir insani duygudur. Utanan insandan korkmayın. Utanan insandan kötü insan çıkmaz. Utanmayanlardan çıkar. Bu çok önemli. İkincisi gençler. Hayatta dürüst olun. İnsanı insan yapan temel nitelik dürüstlük. Dürüstlük ne demek biliyor musunuz? Dürüstlük sizin kendi kendinize karşı dürüst olmanız önemli. Yani kendi kendinize hesap verebiliyor musunuz? Kendi kendinize vicdani olarak hesap verebiliyor musunuz? Bu çok önemli. Maalesef dürüst olma konusu bizim için hayati noktalardan birisi. Dürüstlük, vicdani dürüstlük ve kendi kendine hesap vermek. Ben burada bir parantez açacağım. Biraz konu dışına çıkacağım ama mecbur kalıyorum. Niye mecbur kalıyorum? Çünkü vicdani bir sorumluluk duyduğum için mecbur kalıyorum bu konuda. Bugünle Cumhuriyetimizin 98. yıl dönemini kutluyoruz. Çok güzel bir gün. Ama ben bu güzel günde yüreğim buruk. Neden? Yüreğim buruk.
kırgı kırık. Neden? Neden diyeceksiniz, haklı olarak soruyorsunuz. Biliyorsunuz, ne kadar yakından takip ediyorsunuz onu da bilemiyorum. Adil olmayan bir yargılama sonunda, adil olmayan bir yargılama sonunda 14 emekli komutan bugün cezaevlerinde. Ki bu 14 emekli komutan arasında bana komutanlık yapanlar var. Benim can ciğer arkadaşlarım var. Can ciğer silah arkadaşlarım var. Çoğu 80 yaşın üstünde. Evet. Adil olmayan bir yargılama sonucunda diyorum. Bu hem benim kişisel görüşüm hem de toplumun büyük kesiminin FETÖ'cü savcının büyük, iddianamesiyle. Şimdi yani bunun bu yargı, yani bahsettiğimiz olay 28 Şubat davası. Adil olmayan yargılama, bırakın bütün nedenlerini, şimdi ayrı bir konuşma konusu olur. Biraz evvel Sayın Dündar'ın dediği gibi ya bu yargılamada, bu kişilerin yargılamasında bir FETÖ'cü savcının hazırladığı iddianame hala geçerli. Bir FETÖ'cü savcının hazırladığı iddianameye dayanarak bu arkadaşlarımız yargılandı ve cezaevine konuldu. Ve yüreğim yanıyor ya. Yüreğim yanıyor. Bunu bahsetmeden geçemem ki. Gayet tabii. Bunu bahsetmeden geçemem. Ümit ediyorum bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, ben bir vatandaşım, bir bireyim. Ümit ediyorum konu Anayasa Mahkemesi'nde, bireysel başvurular var. Ümit ediyorum Anayasa Mahkemesi bu bireysel başvuruları ele alır ve bu değerli arkadaşlarımın cezaevinde çektiği eziyete son verir. Benim bir bireysel olarak, ben de diliyorum. Kişisel olarak, ben de diliyorum. Bireyim. Ve şu anda cezaevlerinde olan bu değerli arkadaşlarım, bilmiyorum bizi şu anda dinleme fırsatına sahipler mi? Buradan onlara şunu söyleyeceğim. Sabırlı olun. Sabırlı olun. Güçlü olun. Ve aman ne olur ne olur bütün her şeyi bırakın. Sağlık koşullarınıza, sağlığınıza önem verin. Her şey gelip geçecek. Evet, dönersek konumuza. Atatürk Cumhuriyet'in kurulacağını kamuoyuyla ilk kez ne zaman, nerede paylaştı? İlk kez 22 Eylül 1923'te kamuoyuyla paylaştığını görüyoruz. Bakın 22 Eylül 1923 bir yabancı basın, yanılmıyorsam Fransız basın oraya çağıracak, orada ifade edecek. Aynen şunu söylüyor. Fransız gazeteci. Fransız herhalde, evet. Hakimiyet 22 Eylül 1923. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İcra kudreti, kanun yapma selahiyeti milletin yegane hakiki temsilcisi olan mecliste tecelli etmiş ve toplanmıştır. Bu iki maddeyi bir kelimede özetlemek mümkündür. İki nokta üst üste Cumhuriyet. Sayın Başkanım, izin verirseniz ben burada bir parantez tabii açayım. Rahmetli Turgut Özakman, milli mücadeleyi ve Cumhuriyet'in kurulmasını en iyi anlatan tarihçilerimizden biriydi. Nur içinde yatsın. O şöyle söylerdi: Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Zaferi milli mücadelenin ön sözüdür. 30 Ağustos zaferi ise Cumhuriyet'in ön sözüdür. Şimdi 30 Ağustos zaferini anmadan Cumhuriyet'e geçersek eksik kalmış olur. Bir çarpıcı anekdotu paylaşayım. Biliyorsunuz Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı Dumlupınar kaderiyle baş başa bırakılmıştı.
bir kişinin konaklayabileceği bir pansiyon bile yoktu. Bir restoran yoktu. Ankara Yeni Mahalle'nin belediye başkanı, değerli başkanı oraya bir tesis yaptı, bir konaklama tesisi. Çok modern, içinde restoranı var, konferans salonu var. Gerçekten Dumlupınar oraya gidenlerin kalabilecekleri bir yere sahip oldu böylece. Dumlupınar'da bir şehitlik vardır. O şehitliğe gidenleriniz görmüştür. Orada bir baba oğul heykeli bulunuyor. Baba oğul heykelinin kahramanlarından biri Çetmeli Kara Ali Çavuş. 1912 yılında cephelerde savaşmak için evinden ayrılır. Oğlu Mehmet 8 yaşındadır. Kara Ali Çavuş Trablusgarp'ta, Balkan Savaşı'nda, Çanakkale'de çarpıştıktan sonra Başkomutanlık Meydan Muharebesi öncesi o birliklere katılır. Oğlu Mehmet de 19 yaşına gelmiştir. O da sancaktar olarak milli mücadele güçlerinin ön saflarında çarpışmak üzere oraya gelir ve baba oğul ilk kez orada kavuşurlar birbirine 11 yıl sonra, sarılırlar, öpüşürler ve çok hazindir. Baba ertesi gün orada şehit düşer. Oğlu babasının cenazesini taşırken heykele konu olmuştur. Ve o yiğit delikanlı 19 yaşındaki onbaşı sancaktar Mehmet de 9 Eylül günü İzmir'e giren birliklerin en önünde giderken şehit düşer. Dumlupınar'ı unutturmaya çalışanların bu dünyada ve öbür dünyada yeri yoktur arkadaşlar. Dumlupınar olmasaydı, Dumlupınar kazanılmasaydı bugün biz yoktuk. Belki birey olarak vardık ama atlarımız kim bilir neydi. Burada bırakın konuşmayı hür nefes bile alamazdık. Yani şu aldığımız nefesi bile her şeyimizi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Buyurun Sayın Başkanım.